Sürer'in Küresel Ulusal Toplumsal Yönleri isimli panelin kolaylaştırıcısı Profesör Doktor Sayın Levent Akın'ı sahneye davet ediyoruz. Orası karanlık geldiği için bu tarafa geçtim bir yandan. Orada oturacağım zaten. İşte Sayın Musret Pişek Anma Günü'yle ilgili hepinize hoş geldiniz demek isterim. Musret Bey'in önemli özelliklerinden birisi, özellikleri sayılırken önemli özelliklerinden birisi de ana çocuk sağlığı hizmetleriyle ilgili yaptığı çalışmalar. Bununla ilgili yaptığı işler zaten herkes tarafından bilinmekte. Ana çocuk sağlığı derken çocuk sağlığı özellikle bağışıklama programları dünyada en yaygın, en fazla bilinen bağışıklama programlarıdır. Bunun sadece çocuk sağlığı korumakta değil, toplumsal sağlık açısından da büyük önemi olduğu bilinmektedir. Son dönemlerde giderek tartışılan, gündemde çok fazla yer işgal eden, aşılamayla ilgili karşılaşılan sorunlar, özellikle aşı konusundaki tereddütler, aşıyı bazı ailelerin reddetmeleriyle ilgili bir panel. Bununla ilgili bilgilendirme. Üç tane arkadaşımız farklı farklı konuşmalar yapacak. Ama ilk konuşmayı yapmak üzere ben Sayın Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ı davet ediyorum. Mehmet Ceyhan uzun süredir aşının içinde, ne kadar uzun süredir? Herhalde 85-86 falan rahatça diyebilirim. Belki kendisi bazı bilgiler aktarır. Buyurun Mehmet Bey. Sayın Başkan, değerli misafirler, ben de Nusret Hoca'nın öğrencisi olma şansını yakalamış biri olarak toplantıya davet edildiğim için Levent başta olmak üzere toplantıyı düzenleyen arkadaşlarıma şükranlarımı sunmak istiyorum. Slaytımızı açalım. Şöyle. Bu konu gerçekten son zamanlarda oldukça gündemde. Değişik ortamlarda, medyada, işte akademik ortamlarda konuşuyoruz ama farklı başlıklar altında oluyor genellikle konuşmamız. Çoğu zaman aşı karşıtlığı ya da aşı reddi diye konuşuyoruz ama işin aslında aşı kararsızlığı. Çünkü aslında olayın aslı aşı kararsızlığı, aşı karşıtlığı buna neden olan etkenlerden bir tanesi. Aşı reddi de aşı kararsızlığın sonuçlarından bir tanesi. Ama içi çekilmiş kavramlar bazen birbirinin yerine de kullanıldığı oluyor. Aşı kararsızlığı deyince aslında şunu kastediyoruz. Aşılama hizmeti mevcut olmasına rağmen, bir kişinin kendisi için uygulanacak aşıyı ya da çocukları için uygulanacak aşıyı geciktirmesi ya da reddetmesi diyoruz. Birçok faktöre bağlı bu. Biraz sonra biraz daha detaylı üzerinde duracağız. İşte aşıya güvenle ilgili problemler neden oluyor bazen. Kayıtsızlık yani aşıya önem vermeme sonucu ortaya çıkabiliyor. Ulaşılabilirlik bazen problem oluyor. Bu da aslında aşı kararsızlığın nedenlerinden biri. Tabii çok önemli bir konu ve bazen problemle karşılaşıyoruz. Eğer çok iyi bir donanıma sahip değilsek konuyla baş etmek oldukça zor aslında. Çünkü neden olan çok sayıda faktör var ve düzeltilmesi çok da kolay bir konu değil. Ne tür bilgilere sahip olmanız lazım? Bir defa bu kararsız kişiler hakkında sürekli yenilenen bilginizin olması lazım. Yani bulunduğunuz toplumda aşı kararsızlığını gözlediğiniz kişiler hakkında işte bunlar nasıl bir gruptur, sayıları nelerdir, neden reddediyorlar bilmeniz lazım. Çünkü bunlar tek bir grupta değil, oldukça heterojen bir grup. Bazen bir grup var, işte bir aşıya karşı kararsızlık yaşıyorlar. Bazen birkaç aşıya, bazen de bütün aşılama sistemine karşı kararsızlık yaşıyorlar. Ayrıca yine bu konuyu halledebilmeniz için bu kişilere ileteceğiniz bilgi donanımına da sahip olmanız lazım. Çoğu zaman eğer bunlara sahip değilseniz, bu işe uğraşmaya kalkarsanız olduğunda da daha kötü sonuçlar doğurabiliyorsunuz. Birçok faktör var dedim.
bunları etki eden, bunların bir kısmı bağlantısal faktörler, başka bir olaya ya da kişiye bağlı sekonder sonuçları diyelim. Bir kısmı kişisel faktörler, bir kısmı o kişinin yaşadığı toplum ya da gruplardan kaynaklanan faktörler, bir kısmı da kullanılan aşı ya da aşılama sistemiyle ilgili faktörler. Şöyle baktığınız zaman çok sayıda faktörü görüyorsunuz burada. Bunların bir kısmı işte bağlantısal dediğimiz faktörlerin içerisinde ki önemlilerin çoğu burada. İşte etkili lider ve kişilerden kaynaklanıyor bazen. Bunlar işte politikacılar, din ya da kültür alanında liderlik yapan kişiler. Bazı sosyoekonomik gruplar etkileyebiliyor. İletişim ve medya çok önemli etkiye sahip. İlaç endüstrisi, işte tarihsel bazı etkiler var, coğrafi engeller var. Bir kısmı kişinin kendisiyle ya da içinde bulunduğu grupla ilgili faktörler. Bunlar o bulunduğu toplumda immünizasyonun bir kural gibi kabul edilip edilmediğini ya da işte zararlıdır düşüncesinin olup olmadığını. Mesela Türk toplumuna baktığınız zaman, yani Türk toplumunu işte bir kelimeyle tarif edin deseler, kadercidir diyebilirim mesela. Böyle olunca kişilerin kendilerinden kaynaklanan faktörlerden çok bağlamsal ya da toplumsal etkilerden etkileniyorlar. Ya da işte sağlık ve korunma ile ilgili eskiden beri getirdiği kişilerin inançlar ya da motivasyon önemli. Aşıların neden, nasıl ve nerede gerekli olduğuyla ilgili bilgi ve farkındalığı o toplumda önemli ki Türk toplumunda bu oldukça düşük. Bu biraz eğitim seviyesiyle ilgili. Sağlık sistemiyle ilgili kişisel deneyim ve güven önemli. Aslında sağlık sistemiyle ilgili güven de toplumdan topluma değişiyor. Genellikle eğitimli toplumlarda biraz daha kritize etmeye başlıyorlar sistemi. Onun dışında risk ve yarar algısı o toplumda önemli. Önceki aşılamalardaki deneyimlerde birçok insanda aşıya kararsızlığa neden olabiliyor. Eğer kötü bir deneyim yaşamışsa daha sonra aşıya yaklaşım negatif olabiliyor. Ayrıca bunun dışında işte aşı şemasının kalabalıklığı önemli. Yani bazı aileler işte özellikle çok aşı varsa çok enjeksiyon yaptırmak istemiyorlar. Aşının ulaşımı ya da işte veriliş yolu, örneğin bunu görüyoruz. Polio kampanyasında çok yaşadık. Doğuyu dolaşıyordum ben, işte köy köy dolaşırken bizden 4 gün önce BCG ekibi aşılamaya gelmişti. Biz oran aşı yapmamıza rağmen işte o enjeksiyon korkusuyla aileler çocukları saklamışlardı. Yeni bir aşı ya da molekülün kullanıma girmesi, eğer ona karşı bir güven eksikliği varsa diğer aşıları da etkiliyor. Aşı temininin güvenilirliği, eğer böyle bir sıkıntı varsa, yani bu aşı bir daha gelecek mi gelmeyecek mi sıkıntısı varsa o da aşıya yaklaşım negatif etkiliyor. Sağlık çalışanların rolü önemli. Çünkü onların lafları çok etkiliyor toplumu, özellikle aşılar hakkındaki konuşmaları. Aşı ya da ihtiyaca göre aşılama ya da işte aşının maliyeti de önemli bir etken. Şimdi bağlamsal etkenler çok önemli dedik. Bunlar çok sayıda. Ancak bunların içerisinde en çok etkili olanı komplo teorisi. Hepinizin bildiği gibi özellikle aşının işte batılı ülkelerin bir dayatması olduğu, bu şekilde insan nüfusunu değiştirmeye çalıştıkları şeklinde ya da İşte bizim genetiğimizle oynuyorlar bu yolda şeklinde söylentiler halk arasında bazen rağbet bulabiliyor. Bir de işte özellikle HPV aşısında yaşadığımız bir negatif yaklaşım var. Burada da işte bu cinsel yolda bulaşan hastalıkların aslında Tanrı'nın insanlara daha düzgün bir cinsel yaşam gösterdiği bu hastalıklar yoluyla insanların böyle yaşadığı, bunları ortadan kaldırırsanız insanların daha yanlış yaşayacağı gibi düşüncelerle etkili olabiliyor bazen. Bir kısmı da bu benim aşı yaptırmak çocuğuma ya da yaptırmamak kararı benim insanlığımı kalktım, buna müdahale edemezsiniz diye düşünüyorum.
görüşe sahip. Ve bir de medyada aşı karşıtı yayınların etkisi de toplumda oldukça fazla. Şimdi bu komplo teorisine bir cevap olarak, hani gerçekten böyle doğru mu? Halkla konuşurken bunları söylemekte yarar var çünkü. İmmünizasyonun tarihine bakmak lazım. Yani aşı bize batıdan mı dayatılmış diye düşündüğümüz zaman aslında bizim atalarımız aşılama tarihinde iki defa önemli rol oynamışlar. Bunların bir tanesi ilk aşılama yapan Ulus Türkler değil aslında. Çinliler gibi görünüyor. Ama Orta Asya'da Kazakların tarihinde de var. İşte Türklerin de, Çinlilerin de çiçek aşısına karşı bir varyolasyon yapılmış. Yani işte bizim bildiğimiz çiçek aşılamasının daha çok insandan vezikülsünü sanılarak uygulama şekli yapılmış. Bunu batıya taşıyan göç sırasında Türkler aslında. İşte İstanbul'da özellikle de devam ettirmişler. Daha sonra işte şu ikinci resimde gördüğümüz hanımefendi Lady Montagu, İngiliz büyükelçisinin hanımı, mektuplarla bunu İngiltere'deki arkadaşlarına yazmış ve İngilizler öyle öğrenmişler. Bunu ilk defa insandan değil de hayvandan alıp uygulama, yani vaksinasyonun tam karşılığı olarak yapma işi de aslında bir hekime değil, bir çiftçiye düşmüş. Benjamin Jesse diye bir adam oğlunu bu şekilde aşılamış ama ilk kez bunu bilimsel şekilde yapıp duyuran Edward Jenner olduğu için Edward Jenner bu işin babası olarak kabul edilir. Ama öğrenme yolundan Türklerin de önemli bir rolü var. Bir yüzyıl önemli bir gelişme olmamış, sonra yüzyıl geçince işte hepimizin bildiği Louis Pasteur yeni aşılar geliştirmeye çalışıyor. 5 farklı aşı geliştiriyor ki bunların içinde en iyi bilineni kuduz. Kuduz aşısını geliştirirken para yok. Fransa kralı para vermeyi reddediyor. Ve o sırada işte güçlü olduğunu düşündüğü ülkelerin başındaki insanlara mektup yazıp para istiyor. Ben Pasteur Müzesi'nin duvarında gördüm ilk defa bir padişah tuğralı bir yazı. İkinci Abdülhamit var o zaman Osmanlı tarihinde. Bildiğiniz gibi değişik özellikleri olan birisi. Ve ona bir mektup yazıyor. O mektubu gördüm ben. Tamam diyor, isteğin üzerine sana 8000 Osmanlı altını gönderiyorum diyor. Yalnız yanında bir ekip gönderiyorum, bunlara da öğret bu işi diyor. Sonra gerçekten bu resimde gördüğümüz ekip gidiyor. Ortadaki Alexander Zoeros Paşa, dahiliye uzmanı, padişahın özel doktoru. Yanındaki üç tane veteriner, üç tane de hekim. Ve bir yıl kalıp öğreniyorlar. Çiçek aşısı ve kuduz aşısı yapmayı öğreniyorlar. Sonra İstanbul'a dönüyorlar ve gördüğünüz binada, bu köpek tedavi merkezi bugünkü adıyla ama işte artık kerpici bir de kalmamış bir ahşap binada gerçekten çiçek ve kuduz aşısı üretiyorlar. Sonra işte Atatürk'ün Bandırma vapuruyla Samsun üzerinden Sivas'a geçişinin hemen arkasından bu aşı üreten ekip de geçiyor ve Sivas'ta yıllarca Cumhuriyet kurulana kadar aşı üretmeye devam ediyor. Bu resim 1936 yılına ait bir resim. Hepimizin çok iyi bildiği bir yer aslında. Hıfzı Sağ'ın bahçesi. O sırada işte serum ve aşı üretiminde kullanılan hayvanlar bunlar. Arkada gördüğünüz işte o en tepede bugünkü bizim Hacettepe'nin öğretim üyeleri kafeteryası var. 1942 yılına ait bir resim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ürettiği 22 farklı aşı. Hem üretiyor hem satıyor genç Türkiye Cumhuriyeti. Bugün tabii oradan nerelere geldik onu şimdi göreceğiz. Tabii bugün aşıyla korunabilen hastalıklar o kadar önemli ki işte dünyada en çok ölüme neden olmuş diye felaket söyle deseler tek cevap var griptir. İşte meşhur İspanyol gribi 1. Dünya Savaşı yıllarında 1918-19'da %150 milyon arasında kaynaklara göre rakamlar değişiyor, insan öldürüyor. Ve %50 fataliteyle seyrediyor. Yani her hastalanan iki kişiden biri ölüyor. Ve o sırada Mustafa Kemal Atatürk de yakalanıyor.
İspanyol gibi. Bir hafta yatıyor ve %50 şansla kurtuluyor. Yani bugün griple, gribin biliyorsunuz o da işte H1N1 İspanyol gribi. Aşıyla korunulabilen ve ölümün çok etkin engellenen bir hastalıkta Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi %50 şansa kalıyor. Şimdi bugün işte yıllar içerisinde teknolojiye ayak uyduramıyoruz. Aşı üretimi ortadan kalkıyor. Yeni yeni aşı üretimiyle ilgili faaliyetler başladı. Bazı aşıların Türkiye'de üretimiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Aşı karşıtı hareketler çok yeni değil aslında. Ta işte Edward Jenner aşı üretmeye başladıktan, işte önce İngiliz ordusunda, sonra Amerikan ordusunda, sonra halkta çiçek aşısı zorunlu hale getirildikten itibaren aşı karşıtı hareketler başlıyor. İşte aşı karşıtı gruplar kuruluyor İngiltere'de, sonra Amerika'da, önce Lockhart, sonra Amerika'nın genelinde. Tabii bu arada bazı olaylar da bunu körüklüyor. Bunlardan en çok bilinenlerden bir tanesi meşhur Katır olayı. Katır polio aşısı üreten bir firma. İnaktive polio aşısı üretirken iyi inaktive edilemediği için vakalar çıkıyor ortaya. İşte 260 tane polio, 200, bunların işte 192'sinde paralize gelişiyor. Bunlar da çıktıkça körükleniyor bu işler, artıyor giderek. Kimler bu aşı reddine katkıda bulunuyor? Bunların çok değişik gruplar var. İşte politikacılar, aslında politikacılar dememek lazım çünkü onların çoğunun konuda bilgisi yok. Onlara görüş bildiren, işte akıl veren bilim adamları var aslında. Onun altında onlar da. Tıp camiası, bazen işte tıp dergileri Türkiye'de yok ama böyle bir tıp dergisi yurt dışında onların dergileri de var. Sağlık çalışanları, ki bunun örneklerini maalesef Türkiye'de de gördük, onların söyledikleri üstelik daha etkili oluyor. İşte medyada özellikle kötü haber peşinde oldukları için, çünkü o reyting yapıyor, etkili. Bazı hukukçular, alternatif tıp, tamamlayıcı tıp bu son yıllarda giderek artan ve gerçekten aşıya ciddi zarar veren bir alan haline geldi. Bunlarla ilgili çalışanlar da kendi yaptıkları işi ön plana çıkarmak için aşıya zarar veriyorlar. Aşı karşıtı gruplar, bizdekiler henüz çok grup oluşturmadı. Amerika'da falan bunlar yaygın. Bizdekiler henüz daha bireysel ama yani böyle giderse grupları da olacak gibi görünüyor. Bazı dini grupları görüyoruz bazen. Bunların bir kısmı işte gerçekten kitabı dinle ilgili gruplar, bir kısmı da böyle işte çok kabul edilmeyen bazı mezhepler var. Onlarda da görüyoruz bunu. Ne yapıyorlar bunlar? Nasıl savaşıyorlar aşıya karşı? Çoğu zaman kişisel deneyimleri abartıyorlar. Mesela geçen bir televizyon programında bir hekimle beraberdik. Döndü bana dedi ki ya işte falan kedisine aşı yaptırmış dedi. Kanser olmuş hayvan dedi. Halbuki o bahsettiği aşı bir kanser aşısı kediye uygulanan, yani bizim bahsettiğimiz aşıyla bir ilgisi yok. Ama işte o bir vakayı sanki işte herkes de olacakmış gibi anlatıyorlar. Bu yanlış istatistik, aslında bu yanlış da değil. Ben açıkçası buna eskiden kibar olalım diye işte yanlış diyorduk ama açıkçası yalan. Yani söyledikleri zaman yalan olduğunu da biliyorlar kendileri. Bilmediklerinden söylemiyorlar yani. Bunların bazı, şimdi özellikle bu bilim adamı dediğimiz kişilerin bazı ortak özellikleri var. Nedir bunlar? Bir defa dikkat edin, hiçbir tanesi aşıyla ilgili bir bilim dalında eğitim görmüş insanlar değil. Yani halk sağlığı uzmanı değil, pediatrist değil. Ama bakın işte enfeksiyon uzmanı değil. Ya işte şey metabolizmacıdır, ya kardiyologdur, ya göğüs hastalıkları uzmanı. Yani aslında bu konuda okumuyorlar da zaten. Israrla okumayı reddediyorlar. Kaynakları birbirleri aslında. Biri bir yalan söylüyor, sonra dönüp kendisi inanmıyor ona. Böyle bir kısır döngü devam ediyor. Ve halka yaptırmayın dedikleri aşıları ben araştırdım bunları, tamam. Hepsinin çocuklarının aşı kayıtlarını buldum Sağlık Bakanlığı'nda. Hatta bir televizyon programı iki kişi derdi, çocukların aşı kayıtlarını götürdüm ben. Ve gerçekten halka bakın bu otizm yapıyor, civara işte alüminyum var, Alzheimer yapıyor dedikleri aşıları tamamını yaptırmışlar.
Ve üstelik onların yaptırdıkları zaman aşılarda mecburen cıva vardı biliyorsun. Kontaminasyonu önlemek için konuldu. Çünkü 20 dozluk, 50 dozluktu. Bugün Türkiye'de artık tek dozluk aşılar olduğu için zaten Tiomersal'e gerek yok cıvaya yani. Ama bugün yalan söyleyerek cıvalar yaptırmayın diyorlar. Zaten bunu torunları koyunca kaçtılar programda. Kişisel haklarına saldırı olduğunu söylediler. Bunların ayrıca işte literatürü genellikle sosyal medya. İşte bilmem nerede çıkmış, işte haber diyorlar. Zaten kendileri de o haberleri araştırmıyor. Bunların işte bağlı oldukları ajanslar var, onlar çıkarıyorlar bu haberleri. İşte iş yapar, reyting yapar diye. Çoğunun aşıya karşı pazarladıkları bir ürün var. Yani aşı yapılmazsa satacakları bir şey var. Bunların bir kısmı diyet oluyor. İşte eğer benim diyetimi uygularsanız zaten aşıya gerek yok diyorlar. Bir kısmı bir yayın çıkarıyor o sırada. Hani olur ya böyle adam film çevirir. İşte filmine gelenlerin artırmak, ilgiyi artırmak için gider bilmem ne bir barda kavga çıkarır ya da soyunur. İşte medyaya haber verir. Gönderir işte burada diye. Ondan sonra o haber çıkınca işte filmine daha çok ilgi görür. Bunlar da böyle yayınla rağbet artsın diye yapıyor. Bir kısmının muayenehanesi var, adını bu yolla duyurup hasta sayısını artırıyor, fiyatını artırıyor. Mesela bu çok konuşanlardan birinin geçen öğrendim. Bir muayenesi 3000 lira ve işte 8 ay sıra bulunmuyor falan. Bir tabii önemli konu da şöhret. Şöhret öyle bir şey ki yani bu şöhret olmak için insanlar neler yapıyor düşünün. Bunların çıkıp aşağılayma konuşmasını çok görmemek lazım. Dolayısıyla yani çok böyle hani mankenlerden falan farklı olsun da diye değerlendirmemek lazım. Ve bunlar bilimsel verileri istediğiniz kadar verin, anlatın, dinlemiyorlar zaten. Bakın bu yurt dışından örnek verdim. Buradakileri çok böyle kişiselleştirip karşımıza almamak lazım. Bunlar bizimkilerin o kadar zaten bilgisi falan da ya da gücü de yok. Mesela dışarıda çok böyle konuşan, yazan birisinin bir diyet kitabını pazarlıyor. O yüzden sürekli aşağı beğeni konuşuyor. Dediğim gibi bakın bunların PubMed'i hiçbir yayını bulamazsınız. Böyle bilimsel faaliyetleri falan yok bunların. Ama açın şeyi, YouTube'u, işte Facebook'u, dünya kadar şey bulursunuz. Bunlarla ilgili işte haber bulursunuz, konuşmalarını görürsünüz. Ben bunları Sağlık Bakanlığı'nda işte çok gündeme gelirdi. Bağışıklama danışma kurumunda hep bu fikri savunurdu. Bunlara çok cevap vermemek lazım. Çünkü cevap verdiğiniz zaman işte 1000 kişiye ulaştırdıkları mesajı siz birdenbire 100.000'lere ulaştırıyorsunuz diye. Ta ki olay bu hale gelince. Bakın 183'tü 2011 yılında. Aşı reddeden aile sayısı. Giderek arttı. İşte 2015'te 5400'e yükseldi. 2016'da 13.000'e 2017'de 23.600'e yükseldi. Ve birdenbire Türkiye'nin aşılama oranı %98'den %96'ya düştü. Bu böyle devam ederse gerçekten ciddi riskler olacak. Yani işte görmediğimiz hastalıkları görmeye başlayacağız. Aşı sayesinde ortadan kaldırılan hastalıklar çıkacak. Yeniden salgınlar ortaya çıkacak. Mecburen cevap vermeye başladı. Şimdi medya dediğiniz zaman medyanın kuralıdır bu. Böyle bizim için önemli olan şeyler onlar için önemli değildir. Mesela biz daha çok insan öldüren hastalıklara bakarız. Ama medya işte belki mesela ikide bir ararlar, hocam gelelim bir Ebola hakkında konuşalım diye. Ya yok Türkiye'de Ebola diyorsunuz. Yani niye konuşun Ebola hakkında? Hocam ama halk çok merak ediyor diyorlar. Ebola deyince böyle ağza güzel geliyor herhalde onun için. Yoksa Ebola yok bizde ama işte onların ilgisini bu çekiyor. SSB'yi sömürüyorlar. Ama bu da onların işi yani. Onlara sorduğunuz zaman şöyle düşünün. Bu haberleri yapanların çoğu stajyer. Yani henüz daha kadrosu bile yok. Gazeteci o adam için birinci sayfada adıyla bir haberin çıkması bizlerin doçent olması gibi bir şey yani. O yüzden abartmak istiyorlar. İşte bu kötü haber peşinde koşuyorlar. Bu beklenen bir şey. Her yalan haberinde peşinden koşmamak lazım. Yani bir haber çıktı, yalan olduğu belli. Hemen onu böyle
etrafa da duyurmamak lazım, bakmak lazım. Yani bunun kaynağın güvenilirliği nedir, ne kadar önemli, ne kadar yayılmış. İşte yanlış bildiğin alıcıları kimler? Yani bundan etkilenmeyecek bir gruba ise bu haber, o zaman çok hemen telaşlanmamak lazım. Ya da bunun için ne yapabiliriz diye öncelik konuşup sakin olmak lazım. Mesela Donald Trump dedi ki, işte hemen ilk başlarda, işte aşılar otizme neden oluyor. Ama aynı konuşmada dedi ki, işte Amerika Irak Savaşı'nda 2 trilyon dolardan fazla para harcadı. Şimdi biri doğru, biri yanlış alır. Daha yeni NBC bir çalışma yaptı. Donald Trump ne kadar doğru söylüyor diye. Yani cumhuriyetçilerin bile neredeyse dörtte biri genellikle doğru söylemediğini söylüyor. Yani böyle bir adamın her söylediğinin hemen peşine düşüp etrafa da çok yaymamak lazım. Şimdi bu aşılar güvenli değildir inancı birçok faktörden kaynaklanıyor. İşte yan etkilere neden oluyor. Uzun süreli yan etkileri bilinmiyor. Riski yarardan fazla tehlikeli acıvanlar içeriyor. Bu acıvanlar da genellikle çok sıkça kullandıkları bir olay. Bilgi eksikliği önemli. Genellikle mesela influenza'da yaşadığımız hastalığı küçümseme olayı. Hekimlerimiz bile nezleyle gribi karıştırdığı için gribin böyle işe zarar vermeyen, çok da korunulması gerekmeyen bir hastalık olduğunu düşünürler. Ama aslında grip %1 öldüren, pandemilerde bu %3'lere kadar yükseliyor. Bir hastalık bunu iyi anlatmak lazım. Sağlık çalışanları. Yani bir kişinin grip olduğu zaman ölebileceğini, ciddi riskler taşıdığını anlatmak lazım. Aşı etkili değil algısı, gene bunu gripte çok yaşıyoruz. Çünkü hep negatif rakamlar veriliyor. Mesela siz Sağlık Bakanlığı'nda bir toplantıdan sonra basın toplantısı var. Dedik ki, ya işte şeyin grip aşısı bir sade yapı konuştu. Ne kadar korur diye soru sordu bir gazeteci. Ben dedim ya işte %50 hastalığı azaltıyor ama ağır gripten %75 koruyor falan deyince bütün hepsi ertesi gün başlıkta şeyi kullandı. Grip aşısı da korumuyormuş. O yüzden yani bu negatif algının doğduğunu bilmek lazım. Toplumda da sağlık çalışanlarına da. Sağlık çalışanlarına karşı güvensizlik bakmayın dövüyorlar ama özellikle bu konuda çok yüksek değil açıkçası halk arasında ama sağlık kurumlarına ve sektöre güvensizlik oldukça yaygın toplum içerisinde. Ve bulundukları toplumun kuralları ve arkadaş baskısıyla da bazen aşıya karşı olabiliyorlar. Aşının doğal olmadığı algısını özellikle bu alternatif tıpla uğraşanlar yapıyorlar. Şu probiyotik işi gerçekten Türkiye'de ciddi şekilde sıkıntı yarattı. Bakın yanlış endikasyonlarla çok yaygın kullanıyorlar birçok açıdan. Birincisi ilaç değiller, Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde değiller. Kongrelere geliyorlar, orada istedikleri yanlış bilgiyi falan veriyorlar, hiçbir kontrol yok. İlaç firmaları bir sürü kontrol altındayken kongre katılımları için falan bunların hiçbir kontrolleri yok. Ben biliyorum mesela birçok insanı böyle işte senede 10 defa 15 defa işte okyanus aşırı kongrelere gönderip sonra o insanlara bu kongrelerde hiç gösterilmediği bilimsel bir veri olmadığı halde işte hastalıklardaki tedavi etkisini anlatıyorlar. Böyle bir algı yaratıyorlar ki işte probiyotik yersen zaten bütün hastalıklardan kurtulacaksın. Ve bir kutusu işte bugün buraya gelmeden önce gelmişlerdi bölüme 49 lira. Söylediğinde işte bunu da bunu yiyin işte sizi ishalden koruyacak diyor. Enjeksiyon korkusu var, negatif deneyimler var ve çocukların özellikle bu iğne bu kadar antijenle baş edemeyeceği kadar küçük olduğu korkusu var ve onun annesi babası da işte çocuğa bir şey olursa bu sorumluluğu almaktan korkuyor. Şimdi yalanlar çok. Ben bunları bir kitapçık halinde topladım. Önümüzdeki aile hekimlerine dağıtacağız. Bunların hepsinin cevapları var burada. Çünkü bunların hepsi yalan. Hiçbirisi doğru değil. Ama bunu sıkça kullanmıyorlar. Böyle tekrar tekrar değişik yayınlarda, konuşmalarda görürsünüz aslında.
Şimdi en çok söyledikleri şey, ben çocuğumu aşılatmıyorum, sen aşılat çocuğunu, niye korkuyorsun o zaman, diyorlar. Onlara şunu söylemek lazım, aşının toplumsal etkisi diye bir olaydır. Yani hiçbir aşı %100 korumaz ama aşıların birçoğu %100 o hastalığı engelliyor. Nasıl? Toplumsal etkisidir. Örneğin %96 koruyan bir aşıyı toplumda %98-99 oranında yaparsanız zaten giren etken orada o %1 aşı etkisizliğine nedeniyle korunmayan kişiyi bulup hastalandırması hemen hemen imkansız hale gelir. Ama siz eğer %90'ın altında aşılama yaparsanız zaten 10 kişi aşısız, bir de aşının etkisizliği nedeniyle 1-2 kişi de korunmuyorsa o aşılanan da risk altındadır. Bunu çok iyi vurgulamak lazım. Burada tabii birçok başka problem de var. Zaman darlığı nedeniyle üzerinde durmuyor. Finansal gereksinimler de önemli. Çünkü bazı aşıların bazen işte bizim Türkiye'de çok özel aşı pazarı büyük değil. Ancak özellikle işte birçok ülkede bu bizden daha büyük problem. Sağlık otoritelerinin ne kadar güvenli bir şekilde önerdiği de önemli. Yani mesela aşı karşıtı söylemler olduğu zaman otoritelerin çıkıp ne kadar keskin şekilde aşının gerekli olduğunu anlattığı da önemli. Bu sıkıntıları da zaman zaman yaşıyoruz. Yeni aşılarda özellikle böyle bir korku da var. Yani bunun güvenliği yeni işte test edilmedi diye. Halbuki uygulamaya girmiş aşılar ilaç gibi değil. Herkese yapıldığı için milyonlarca doz uygulanmış oluyor zaten siz ona karar verdiğiniz sırada. Dolayısıyla güvenliği ile ilgili son derece yeterli bilgileriniz oluyor. Bakın bu bir derleme. Yani bu laflar aşıyla ilgili yazılarda ne kadar geçmiş diye. En çok üzerinde durulan aşı güvenliği. 31 yayında bahsedilmiş. İşte bilgi eksikliği var. Düşük risk ve hastalığın ağır olmadığı düşüncesi var. Aşının etkili olmadığı, sağlık kurumlarına güvensizlik. Vücudun yeteri kadar sağlıklı o yüzden aşıya ihtiyacım yok düşüncesi var. Bunun dışında tıbbi bir gereksinim olmadığı düşüncesi var. Çok sayıda nedenlerle aşı kararsızlığı belirtilmiş değişik yayınlarda. Bunların tabii bir kısmı, bu faktörlerin bir kısmını değiştirmek daha kolay ama bir kısmını oldukça zor. Şimdi buraya baktığımız zaman şu işte mesela güven oluşturarak, eğer güven oluşturursanız, diyalogla, işte konuşmayla bilgi vererek o çizgiye ne kadar yakınsa o faktörler o kadar kolay düzeltebiliyorsunuz. Ne kadar uzağında kalıyorsa etkilemeniz o kadar zor. Bunların işte bir kısmını mesela aşılamanın risklerini, hastalıkların düşük riskli olduğu algısını eğitim vererek değiştirebilirsiniz. Ya da lojistik problemler, erişilebilirliği ya da yüksek fiyatı devlet eğer uğraşırsa düzeltebilir. Bunları ortadan kaldırabilir. Ancak kurumlara güvensizlik, dinsel etkenler, bu komplo teorileri o kadar kolay düzelmiyor. Çok ciddi uğraşmanız lazım bunlar için. Şimdi ne yapmak lazım böyle bir durumda? Bir sefer işte kişisel düzeyde diyaloglarla, bilgi alışverişiyle bazı şeyleri düzeltebiliriz. Lojistik ve sistem düzeyinde yapılacak şeyleri özellikle Sağlık Bakanlığı'yla ilişki kurarak düzeltmek mümkün. Grup ve temsilci görüşmeleri, yani o bir grupta diyelim bu olay yaygın, çekinmemek lazım. Yani diyelim ki bir dini grup, siz çok karşı olabilirsiniz, yani dini derken böyle sapkın bazı gruplar da dahil. Ama düzeltmek istiyorsanız o insanlarla iletişimden kaçınmamanız lazım. Yani gerektiği zaman ki bunlar Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. İstanbul'da gidip işte o grubun liderleriyle bir araya geldiğinizde etkili olabildiğinizi görüyorsunuz. Ya da bunların özellikle bu aşı karşıtlarının medya hesaplarını, çünkü bunların blogları falan var, sürekli takip etmek lazım. Yani bu işlerde birilerinin profesyonelce zaman ayırarak uğraşması lazım. Bunlar ne söylüyorlar, ne düşünüyorlar?
hangisini ciddiye almak lazım, hangisini almamak lazım. Sürekli bir monitorizasyon sağlamak lazım o konuda. Ve konuşurken, özellikle aşı kararsızlarıyla ilgili, böyle hemen kestirip atarak, hayır bu işte yanlıştır, sen ne diyorsun şeklinde değil, onları anlamaya çalışarak, konuşmakta yararlar ve mutlaka kişiye soru sormak, tanımak lazım. Yani kafasında yanlış da olsa eğer bir sorun varsa, onu düzeltmenin tek yolu. Yoksa kestirip atarsanız zaten iletişimi baştan engelliyorsunuz. Ve bu toplumsal sorumluluk vurgusu çok önemli. Yani kişiye sen sadece çocuğunu değil, başkasının çocuğunu, hatta o çocukların içerisinde kanserli olan, o hastalığa yakalanmış ölüm riski yüksek olanlar da var şeklinde vurgulayarak o sorumluluğu özellikle belirtmek lazım. Bilginin mutlaka güncel olması lazım. Bazen olur, eğer siz güncel takip etmiyorsanız, karşınızdaki kişi çok yeni bir bilgiyi getirir size ve zor durumda kalabilirsiniz. Açık olmalı. Yani böyle bazı şeyleri izlemeye çalışmamak lazım. Anlaşılabilir olmalı ileteceğiniz bilgiler. Sürekli olmalı. Hedefinizi iyi belirlemeniz lazım. Bu hedef belirlerken, işte kime ulaştırmanız lazım? Çoğu bilgiyi ona ulaştırmanız lazım. Ulaştırma yolu önemli. Bakın medyada biz işte yıllar önce bir aşı çalışma grubu kurduk. Sağlık Bakanlığı'nın, akademisyenlerin, işte sanayinin birlikte olduğu aşı sorunlarını tartıştığımız, biraz ulusal aşı sempozyumuna başladığımız yıllarda işte onun programını belirleyen bir ortamdı. Orada dedik ki ya bunu biz doğru bilgiyi aktaralım, hangi yolla aktaralım? Bir medya çalışması yaptırdık. Dedik ki yani çok izlenen, okunan şeyleri belirleyelim, orada konuşalım. Yaptılar, getirdiler o yıllarda işte en çok okunan sağlık sayfası Seda Sayan'ın Seda Dergisi'nin sayfası çıktı. En çok izlenen sağlık programı da gene Seda Sayan'ın Sabah programı çıktı. İşte arkadaşlar tartışıyoruz, Levent Hoca da vardı aramızda, Mehmet Ali de burada. Ben dedim, valla bende eski foktörcülük var. Ben o kadının programını seyrettim, bir atom profesör çıktı gerçekten. Adam yani bayağı böyle işte keçi sakallı, papyon kravatlı falan ciddi ciddi şey anlatıyor Seda Sayan'ın programında. İşte atom nasıl bölünmüş, nasıl parçalanır falan. Bu arada Seda Sayan'ın suratı değişti. Sıkıldı tabii. Döndü şeye, orkestraya. Şunu çal evladım dedi. Bir oyun havası çalmaya başladı. Hatta ya hocam dedi, biraz da oynayalım dedi. Bekledim ki adam herhalde dedim ki oynamayacak dedim. Öyle düşündüm. Adam hiç nazlanmadı. Bayağı yere diz çöktü, oynadı falan. Arkadaşlara dedim ki ya dedim, ben de eski folklorculuk var, ben oynarım da dedim ama size güvenemiyorum, çıkalım diyorsanız çıkalım, ona güvenemedim. Birçok işte kişinin yok işte sabah jimnastik programlarına falan çıktık, aşı konuştuk da ona güvenip gidelim. Okullara eğer gerekiyorsa mesela o yaş grubu, okul aşılaması ise hedefiniz, okullara gitmelisiniz. Bazı dernekler önemli olabilir, biz bunun için işte aşı çalışmaları düzenliyoruz. Dernekleri çağırıyoruz oraya, onlara bu konuda bilgi vermeye çalışıyoruz. Şimdi bunlar biliyorsunuz, bir ara işte deprem profesörleri vardı işte. Deprem olunca bunlar her kanala çıkıyordu. Sonra deprem bitince de medyanın ilgisi azalıyor, hemen bir laf çıkarırlardı. Marmara Fayı çatladı diye hemen yeniden çağırırlardı bunları programlara. Şimdi biz de gerekirse işte böyle şeylerle medyada yer alıp işte halkı aydınlatmak zorundayız. Sağlık çalışanlara eğitim verirken de Mehmet Bey toparlayabiliyor musun? Tamam, toparlıyorum hemen. Özellikle aşıyla ilgili bilgilerin yanında mutlaka bu aşı politikası nasıl oluşturuluyor, nedir, ruhsatlandırma nasıl, bu konuda bilgi verelim çünkü onların gerçekten bilgisi eksik. Ama haklı, onlar yüz yüze geliyorlar. Bilmedikleri zaman negatif ettiriyor. Bakın işte 4 ülkede bakılmış, bir sürü her ülkede aşı sağlık çalışanların aşı çekinceleri birbirinden çok farklı. Onun için kendi ülkenizle ilgili çalışmalar yapıp programlar oluşturmalısınız.
halkla konuşurken de özellikle pozitif mesajlar verilmeli, böyle kararsız gibi durulmamalı. Aşırın tarafına taraf tutulmalı ama açık olunmalı. Bazı şeyleri izlemeye çalışmamak lazım. Ve şunu çok iyi uygulamak lazım. Bu bizim bir çalışmamız. Biz Türkiye'de diyelim ki biri geldi, olur ya, inşallah olmaz da, dedi ki ya ben inanmıyorum, kaldırın bu aşırı. Olur mu? Artık Türkiye'de olmaz demek bir şey çok zor. Böyle bir şey olursa her yıl ortalama 14.296 kişi sırf aşı yapılmadığı için ölür. 20 milyar euro ekonomik kayıp olur, sakatları hiç saymıyor. Bu rakam tabii ancak böyle işte trafik terörü bilmem ne, yani başka bir hastalıkla falan karşılaştırmak mümkün değil. Kanser belki düşünülebilir. Kanserin de tek bir etkili koruma yöntemi var, o da HPV aşısı biliyorsunuz. Bunları geçiyorum, biliyorsunuz ciddi problemler var ama henüz bir aşıyı zorunlu hale getiren bir mevzuat yok Türkiye'de. Ben çok teşekkür ediyorum sabrınıza sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün de geldim. Ümit Bey çok uzun yıllar aşmış. Ben 86 yıl olmuş, ölmüşüm. 86 değil, 85 aşı kampanyasında ilk damla oral polio aşısı yapılırken kendisi de dönemin Cumhurbaşkanı'nı asist etmişti, yardımcı olmuştu. 3 tane önemli toplantı düzenliyor Türkiye'de, periyodik olarak yapılıyor. Bir aşı simpozumu, bir diğeri aşı çalıştayı. Son dönemlerde buna bir program daha eklendi, aşı okulu diye. Benim bahsettiğim sağlık çalışanlarının eğitiminde doğru bilgileri aktarmak için yapılan bir program, periyodik her yıl var değil mi aşı okulu, her yıl yapılıyor. En umutlardan birisi. Çok genel anlamda bazı şeylerden bahsediyor, çok önemli kriterlerden bahsediyor. Bu tabii tepeden dünyada ve Türkiye'deki durumun değerlendirilmesi, nelerle karşılaşılıyor, çözüm yolu tek değil. Siz de fark ettiğiniz gibi sadece tıp doktorları değil, sadece sağlık çalışanları değil, topyekun ve farklı disiplinlerin muhakkak ve muhakkak katkıda bulunması gereken önemli konu başlıklarından birisi haline geldi. Aşı ile ilgili tereddütler, aşı reddileri bir konu. Bu tepeden baktığımız zaman bir de aşağıdan bakmak lazım. Aşağıdan bakmak lazım derken uygulamalar nasıl oluyor, nereye yöneliyor, ne gibi sorunlar var? Bunlarla ilgili olarak Sayın Profesör Doktor Muzaffer Eski Hoca'ya davet ediyorum. Bu da biraz daha toplumsal olarak aşı reddiyle ilgili karşılaştığı sorunlar ve gidişat hakkında bizlere bilgi verecek. Teşekkürler Muzaffer Bey. Günaydın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle halk sağlığı ve toplumcu hekimliğin önderi hocamıza, ben hiç beraber çalışma imkanı bulamadım. Yaşım gereği halk sağlığı uzmanlığına başladığımda 91 yıl. Ancak vardık elinde sevgili Gürhan hocayla çok çalıştık. Çalışma ortamında artık Gürhan Hoca'yı da anmak istiyorum. Nusret Hocamızı da anmak istiyorum. Hocamızı Türk Tepkiler Birliği'nin yöneticiliğinden bahsedildi. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucusu, İnsan Hakları Derneklerinde kurucu, Nükleer Savaş'a Karşı Etkinlikle ilgili derneklerde kurucu, tam bir yaşam savunucusu, gezegen savunucusu olarak minnetle anlıyorum. Bazı anlatıların altında kaynak görmeyeceksiniz. Onun için kendimi tanıtmakla başlayacağım. 85'te Ulusal Aşı Kampanyası'nda sağlık ocağı hekimiydim. İlçe yönetiminde çalıştım. Uzmanlık tezim bağışıklamayla ilgili. Bir ilin aşı yönetimini üstlendim. Ardından polio eradikasyonu için sorumlu olan iller için bir özel ekip oluşturuldu. O zaman üniversitem izin verdi sağ olsunlar. Birçok ilde çalıştım. O zamandan bu yana bağışıklamayla ilgili epey birikimim var. Öyle olunca da sadece bilgi değil, kimi zaman duygu da aktarabileceğim.
Başlarken birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bugün aşıyı reddeden insanların büyük bir kısmının aşılı olduklarını bilmesini istiyorum. Çünkü 1985'teki kampanyada 80 ve sonra doğanlar aşılandı. %80 ve üzerinde bir aşılama oranı hep oldu. Hiç aşılanmayanlar, hiçbir aşıyı yaptırmayanlar %2-3'lerde kaldı hep. Öyle olunca bugün çocukları için, eşleri için korkanların aslında kendi deneyimlerinde bu korkunun gereğinin, yerinin olmadığını da biliyor olmaları gerekiyor. Bununla başlamak istiyorum. Bunun dışında doğruyu söylemek gerekiyor. Dürüstlük bizim hekimliğin önemli erdemlerinden biridir. Yararlıdır ama yan etkileri vardır, komplikasyonları vardır. Bunu olduğu gibi söylemek gerekiyor. 100 ya da 1000 kat kimi aşılar için daha yararlıdır. Ve aşılananı korumaktır ilk anda amaç. Ama aşılananı koruduğumuz gibi toplum bağışıklığını sağlayacak düzeyi ve dağılımı gösterirsek şayet, ona ulaşabilirsek toplumu da koruyacak. Öyle olunca da aşılanmamış yaşa gelenler, aşılanamayacak kontraindikasyonu olanlar için de aşılama söz konusu olabilecek. Şimdiye kadar aşıyla ilgili çok söylenenlerdendir. İşe yarayıp yaramamakla ilgili uzmanlık tezimin içinden aldığım bunu bugünle karşılaştırdım. İşte o zamanlar 12,5 milyon dolayında insan ölüyordu ve grafikte ki hastalıklardan ölenlerin toplamı 3.47 milyon yani 3 milyon 470 bin kişi. Şu anda bu 5 yaş altı çocuk ölümlerindeki grafikte 110 bin kişi var. Ona karşılık gelecek. O kadar çok ölüm azaldı. 5,5 milyondan 100 binlere düştü. Şüphesiz aşıyla önlenir hastalıklarda mücadelede yeni aşılar eklendi. Daha büyük bir potansiyelimiz var. Bağışıklama hizmetleri bir temel sağlık hizmetidir. Hükümetlerin halklarına sunmak durumunda olduğu, sorumluluğu devredemeyeceği hizmetlerden biridir. 8 tane minimal bakım hizmetinden biridir. Sorumlusunun devlet olduğunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Ailenin öz sorumluluk bilinci temel sağlık hizmetleri anlayışında var. Ancak sorumluca karar verebilmek için bugün moda deyişle sağlık okuryazarlığının çok gelişkin olması gerekir ama iyi bir sağlık eğitimi, iyi bir yurttaşlık bilinci, iyi bir katılım mekanizması daha birçok şey gerekiyor. Onun için ailelere sorumluluğu yüklemenin insafsızlık olacağını şimdiden söylemek istiyorum. Bağışıklama hizmetlerini düşünürken işte yapısal bileşenlere ilişkin birkaç şeyden bahsedeceğim. Bunlardan biri politik istek. Temel sağlık hizmetlerinin, koruyucu sağlık hizmetlerinin politikacılar tarafından açıkça istenir ve ısrarla istenir bir durumu olmadıkça yapılması çok güçtür. Burada pandemi sırasında o zaman Sayın Bakan'ın bu sevimli aşılanma pozisyonunun ne kadar etkili olduğuna ilişkin hepimizin çok deneyim var. Ama ne yazık ki işte Çernobil'den sonra o çaylar ne kadar iyidir diyen bir bakanı da biliyorum. Politik isteği her düzeyde ifade etmek gerekir. Sadece devletin değil, uluslararası toplumun değil sadece, içeriden de sivil toplumun, demokratik kitle örgütlerinin de ifade etmesi gerekiyor. Yani toplumun her kesiminin bunu istemesi gerekiyor. Türk Tabipler Birliği'nin bir eseri burada. Çok uzun süredir bu isteği açıkça ifade ettiğini söylemek istiyorum. 1970'lerin sonunda bağışıklama hizmetleri, temel sağlık hizmetleri içinde lanse edilirken dendi ki çok kısa sürede çok yüz güldürücü sonuçlar alacağımız için bu hizmetler diğer sağlık hizmetlerinin, diğer temel sağlık hizmetlerinin sunumu için de bize lokomotif görevi görecek. Talep yaratılacak, bu talep etkin bir şekilde karşılanacak, yüz güldürücü sonuçlar alınacak ve onun üzerinden de diğer hizmetlerin, aile planlaması gibi, işte sanitasyon gibi, işte sağlık eğitim gibi diğer hizmetlerin kabul edildiğini, istenildiğini arttıracağız dendi.
talep yaratma ve sürdürmenin bir güven de oluşturacağını, sürdürülebilirliği de sağlayacağını hemen söylemek istiyorum. Bununla ilgili de sorun olduğunu söylemekte yarar var. Biraz sonra bahsedeceğim örgütlenmede. Hizmet sunum değişince sağlık eğitimiyle ilgili bu talebi karşılamayla ilgili ciddi sıkıntılarımız oldu. Lojistik sağlama talebin sürdürülebilirliği açısından önemli. Lojistik sağlama deyince aşı üretimini de katıyoruz buna. 1990'lara doğru, 90'ların sonuna doğru Türkiye'de aşı üretimiyle ilgili makas değiştirme, teknoloji değiştirme gereksinimi olurken Türk Tabipler Birliği aşı üretimini desteklemek için epey çalışma gösterdi. Bu yayınlanan bir kitap, belgesel. Ancak ne yazık ki uzun geçmişi olan aşı üretimi 90'ların sonlarında artık teknoloji yenilenmediğinden dolayı yapılamaz duruma geldi. Öyle olunca da pandemide çok yüksek paralarla aşı alındı gibi suçlamalar ki Türk Tabipler Birliği pandemi izleme grubu hep bakanın yanında durdu bu konuda. Tüm suçlamalara rağmen aşının gelişiyle ilgili de bir gecikme iddiası ortaya atıldı. İthal aşı, stratejik ürün olarak ithal aşının sakıncalı olabileceğine ilişkin deneyimler üzerinden olsa gerek ki yeni Sağlık Bakanı yerli aşı üretiminden bahsetmeye başladı. Yerli aşı üretimi işte birçok spekülasyonu, işte domuz kanı, daha da birçok şeyi tartışma dışı bırakabilecek durumda. Güdülenme deyince insanların bu hizmetten yararlanma isteğini artırmak için çoğumuzun işte hekimliğin ilk yıllarında, belki işte kızımızın çocukluğunda Metin Akpınar, Zekeri Ağasya'nın sevimli televizyon oyunlarını anımsarız. Politik önderlerden, kamunun sevdiği figürlerden, sanatçılardan destek çok önemli olur. Pandemi sırasında bununla ilişkin çok ciddi bir medya yoğunlaşması oldu. Bunun üzerine işte Erdoğan aşılanacak diye bir haber de yapıldı. Ancak o dönemde açıkça işte aşılamayla ilgili zaman başbakanının, işte muhalefetteki milliyetçi başkanın daha birilerinde aşı reddine ilişkin açıkça konuşmalar olmuştu. Ben aşı reddi den öde aşılanmama üzerinden daha geniş bir giriş yapmak istiyorum. Bu aşılanmama erişememek ya da aşılatmamaktan kaynaklanabilir. Erişememe deyince de kişilerin liste, aile hekimlerinin liste kişisi olamaması ya da bu hizmetlerden yararlanmada erişimle ilgili sorunları olabileceğini, bunları bir miktar açacağım. Şimdi erişememe deyince aile hekimliği bilgisayar sistemine kayıt gerekiyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gerektiriyor. Öyle bir şey için de doğum kaydı gerekiyor. Doğum kaydının hastanede doğuma rağmen kaydın olamadığını biliyoruz ya da olamadığı dönemleri biliyoruz. Aile hekimine kayıtla ilgili kim zaman sıkıntılar olabiliyor. Hastane dışında doğum Türkiye'de oldu. Mevsim dışında tarım işçileri, mevsimlik tarım işçileri, işte sığınmacıların doğan çocukları, sağlık hizmetlerinden yararlanma açısından uyumsuz aile olarak nitelenen ve performans baskısından kurtulma aracı olarak da değerlendirilebilen bir tanımlama ve insanların yer değiştirmesi bu hizmette erişmeyle ilgili bir sıkıntı oldu. Şimdi hizmetlerin başvuruya dayalı olması bize hep şunu anımsatmalı. İşte sağlık hizmetine daha çok ihtiyacı olanlar sağlık hizmetlerinden daha az yararlanırlar. Çünkü yoksuldurlar, sağlık bilgileri daha azdır, yol yordan bilmezler, neye gereksinimli olduklarını bilmezler. Bu inverse care law diye geçiyor bir şeyde, tanımlamada. Şimdi 2017'nin faaliyet raporunu bir grafiğini sizinle paylaşmak istiyorum. Beni çok endişelendirdi.
%3 idi hastane dışında doğum oranı. Türkiye'de bir yılda 1 milyon 300 bin dolayında doğum oluyor. %3 deyince de 40 bin civarında doğumdan bahsediyor. Bu sayının %5'e çıktığını görüyoruz. Bakanlığın bildirimi 65 bin bebek, 65 bin kadın. Bunların sadece aşılanmamakla ilgili değil, doğum anında anne ölümünü düşünelim. Bunların doğumlarının hastane dışında oluşunun, kayıt dışı oluşunun ardında acaba neler olabileceğini, mesela adolesan annelik, daha da işte çocuk istismarı, daha da birçok şeyin olabileceğini düşünelim ve dehşete kaplanın, hepatit B aşısını ne zaman olabilecekler, diğer aşılarını ne zaman olabilecekler. Türkiye'nin sağlık araştırmaları, Hüsret Hocamızın Türkiye'yi kazandırdığı, bize Türkiye ile ilgili bilgiler veren araştırmalar, hızlıca birkaç şey söyleyeceğim bunların bulgularından. 2008'den 2013'e hiçbir aşıyı yaptırmayan, yaptırmayan çocuk sayısı 1.6'dan, %1.6'dan 2.9'a çıkmış. Hani sayı yüzde deyince çok küçük ama sayı 20.000'den 37.000'e çıkmış. Doğum sayıları üzerinden düşündüğümüzde. Aşılanmayan sayısında artış. Kız çocukları için bu daha kötü. Başka? 4 ve daha fazla çocuk sahibi olanlar, 4. 5. çocukları için aşılanmama riski, hiçbir aşı yaptırmama daha yüksek. İşte eğitimi olmayanlar için bu risk çok daha yüksek. Yoksullar için bu risk çok daha yüksek. Şimdi bu bilgiyi hep şurada düşünelim. Aşı yaptırmayanlara ilişkin bir cezalandırma akla geldiğinde bunların zaten doğdukları, bulundukları yer itibariyle o kurban oldukları hep aklınızda olsun. Eşitsizliğin mağdurları oldukları aklınızda olsun. Türkiye'de aşıyla önlenilir hastalıklarla ilgili bir sorun olabileceğini aile hekimliği öncesi söylemiştik. Kızamık salgını, bunu bu sabah aldım. Avrupa'da Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesinin enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili bilgi sisteminden doğrulama komitesinin de raporlarında son yıllarda 2016 yılı için bir transmisyonun durdurulduğuna dair bilgi var. Onun dışında kızamık bizim için hep endemik görülüyor. Bundan korkmamız için çok nedenimiz var. Salgının daha çok büyümesi için çok nedenimiz var anlatmaya çalışıyorum. Ama bunun yalnızca aşıyı reddedenler değil, bu açıklama hizmetinden yararlandırılamayanlar, pozitif hizmet, pozitif ayrımcılıktan yararlanamayanlar için vurgusunu yaparak. Salgınlarda aşısızların daha çok olduğu hep aklımızda olsun. Bu aşı işe yaramaya ilişkin, hani bugün için bize absürt gibi gelecek bir tartışma ama Türkiye'de aşısızlar hastalanıyor bugün için diye. Aşılatmama ya da aşiretine ilişkin bir tanımlamayı Mehmet Hocam çok detaylı, çok güzel anlattı. Bu tereddüt önemli. Şimdi 1996 yılında Ulusal Aşı Günlerinde aşı yaptırmayan sağlık personeliyle görüştüm. Onu bildiri yapmıştık, yayınlanmıştı. İşte neden aşılatmadınız diye doktorlara, hemşirelere, hocalara sormuştuk. Rutin aşılar yeterince bağışıklık sağladığı için, bakanlığa güvenmediğim için, izleyen doktorun kontraindikasyon kararı, tabi kontraindikasyon deyince hep akla da yanlış kontraindikasyonlarla ilgili çok uzun bir liste, gerçek kontraindikasyonlarla ilgili 4-5 satırlık bir liste aklımıza gelsin. Ticari uygulama o dönem için komplo teorileri o gün içinde söyleyeyim. 1996 idi o. 2009'da pandemi sırasında o bağışıklama hizmeti okullara yapıldı. Çünkü Türkiye'de bu işi yapacak sağlık ocakları kalmamıştı. Okullar aracılığıyla yapılsın, öğretmenler aracılığıyla bilgi verilsin dendi. Bununla ilgili bir yüksek lisans tezi yaptık. O tezin bulgularından
Anne ve baba yönetici personel ise onların çocuklara aşılanmış. Aile hekimi onlara aşılanın demişse aşılanmışlar. Televizyonda aşı yapılmamasından haberdar değiliz, yani onlar pek takılmamışlarsa aşılanmışlar. Yani durumu iyi olanlar yaptırmış, durumu iyi olmayanlar yaptırmış. Zaten çok az aşı yapıldığını o dönemde hep beraber anlatıyoruz. Sağlık hizmeti sisteminde, sunum sisteminde değişiklik olunca birinci basamakta artı bir de negatif performans eklenince bu sorunun çözümü için birçok yol denendi. Bunlardan biri de işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da devreye girerek sağlık tedbiri alınması. Türkiye'de bununla ilgili kararlar alındı. İşte zabıta, yani kolluk kuvveti marifetiyle çocukluğun aşılandığı aileler oldu. Bu yazı 2011 tarihli. Nereye kadar bir savcının buna itiraz edip Türkiye'de aşı yaptırmak zorunlu değildir deyişine kadar. Anayasa Mahkemesi 2015'te dedi, grafikte gördük. 2016'dan itibaren aşılanmamayla ilgili ciddi bir pik. Şimdi aşılanmamaya ilişkin bir iklim ile her durumda aşılamaya ilişkin bir iklim arasındaki farkı ya da o geçişi düşünmek gerekiyor burada. Aşı reddi artık bir aşılanmama da performansla ilgili bir kayıp olmayış garantisi oldu. Yakınlarda bir çalışma yayınlandı. Ankara Tıp'tan Betül Ulukol hocanın en son ismi olduğu için onu şey yaptım. Aşı reddeden ailelerle ilgili bilgi veriyor. Bunlar daha düşük eğitimli, daha yüksek gelir, daha düşük gelirli. Yeni doğan tarama testlerini de reddediyorlar. Profilaktik D vitamini kullanımı da düzenli değil ve alternatif tedavi yöntemleri diğerlerine göre daha farklı. Diğerlerine işte hiç aşı yaptırmamış ya da aşı reddetmiş bir grup, bunlara karşılık da bir kontrol grubu almış. Ankara ve Adıyaman'da yapılmış çalışma. Bunlar üzerinden bir analiz yapılmış ve yani kontrollere göre bu durumun daha kötü oluşunun yani ilk başlardaki bilgi, düşük gelir, düşük eğitim, yoksul insanlar, sağlık eğitimi, sağlık okulu yazıldığı düşük insanların aşılanmadıklarını düşünelim ve bunlara karşı aşıyla ilgili ne yapabiliriz'i tekrar düşünelim. Aşı yaptırmama nedenleri olarak burada sıralanan nedenler, dini inançlar, işte 33 kişinin 11'i demiş, çocuk için zararlı olabileceğine ilişkin 17'si demiş, aşılara güvenmiyorum 17'si demiş, yarıdan fazlası işte yarar sağlamayacağına ilişkin düşünceler, doğal bağışıklığa inanmak gibi, yeni bir eğilim gibi şeyleri söyleyecek. Nereden almışlar bilgiyi? Zafer, toparlayabilir misin? Hemen bitmek üzere. Sağlık çalışanları, önemli bir bilgi kaynağı. Sağlık çalışanları deyince, ben bu yıl Halk Sağlığı Kongresi'ne gönderdiğim iki çalışmadan bahsedeceğim. Bunlar sözel bilgiler olarak kabul edildi. Önümüzdeki haftada sunulacaklar. Mesela fakültemizdeki tüm doktorları temsil eden bir örneklem üzerinde sorduk. Gündelik uygulamanızda aşıyla ilgili öykü alıyor musunuz? Dahili cerrahi branşlarda yarıdan az, dahili branşlarda yarıdan fazla evet alıyoruz deyişi. Dahili branşlarda acaba pediatristler, yani pediatristler ile erişkin doktorlar arasında fark var mı diye baktık. Şu, pediatristlerden almayanlar var, dahiliyecilerden alanlar var. Bu neden önemsiyorum? Gündelik pratiğin bir parçası olursa red daha az olur. Her doktor bunu sorarsa. Yardımcı sağlık personeline sorduk. Gene aynı kapsamlı çalışma.
üçte biri kendini ya da çocuğunu aşılatmakla ilgili tereddütü olan hasta ya da yakın, kendi yakın olduğunu söylemiş. O kadar yaygın. Yasal düzenleme olmasını istiyorlar. Yasal düzenleme işte 2015'te meclise gönderildi. Halen bekliyor. Türk Tabipler Birliği'nin gönderildi. Sanıyorum bir yıl oluyor. Halen bekliyor. Aşiretine karşı birkaç şey söyleyip bitireceğim hemen Sayın Başkan. Şimdi Batı'da kimi ülkeler aşı uygulamasını zorunlu tutmaya başladı. Liberalize etme, serbestleştirme şeyini bırakmaya başladılar. Amerika'da çok liberal olmadığını bilin. Birkaç eyalette birkaç aşı ve sadece emiş ya da yavaş aşı olanlar için. Aşının reddedilmeyeceği bir iklim. Bunun üzerinde tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Sorumluca karar vermek için bu eğitimin, yani talep yaratma ve sürdürmeye yönelik eğitimin yüz yüze görüşme dahil etkili yöntemlerle yürütülmesi gerekiyor. Kamu spotlarıyla bu işin olmayacağından eminim. Hele ki bu yoksullar, hizmetten yararlanamayanlar için başvuruya dayalı hizmetin büyük bir sorun olduğu bilinerek. Ne yapmak gerekir? Çağatay Hocam'ın şiiri hep aklımızda 85'ten beri. Ne yapmalıya ilişkin kamunun güveni tekrar tesis etmesi gerekiyor. Bununla ilgili şeffaflık önemli. Bununla ilgili verileri paylaşmak önemli. Bununla ilgili araştırmayı yapmak gerekiyor. Ve tabii bağımsız bilgi üretmek önemli. Bağımsız bilgi deyince bunu önemsemek gerekiyor. 23 bin aşı reddinin özelliklerine ait bilgiyi bilmiyoruz. Ben onlarla ilgili size bilgi sunamadım, konu buyurdu. Bu bilgiye ulaşamıyoruz. Bakanlık bizimle paylaşmıyor. Kendisi de yayınlamıyor. Bir şekilde bunun akademisyenlerin, araştırıcıların çalışabileceği veriler olması gerekiyor. İkinci şey de akademinin uzmanlık derneklerinden oluşan hükümet dışı ve endüstri dışı, yani çıkarla ilişkisi iddia edilmeyecek bir bağışıklama güç birliği kurulu oluşturması gerekiyor. Bu çağrıyı yapmıştık Halk Sağlığı Uzmanları Derneği olarak. Bu çağrıyı yine diyoruz. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği artı bir dernekte başlarız. Sonuç olarak şunu okumak istiyorum, yazdığım bir şeydir. Aşılanmama ya da aşı yaptırmaya ilişkin tereddüt, küreselleşmeci politik üst yapının neoliberal hegemonyanın bilime ve sağlık hakkına ilişkin kabul ve ifadeleriyle sağlık hizmetlerine yönelik biçimlendirecek kararlarıyla ilişkidir. Bilimin aşağılandığı bu postmodern dönemdeki bilim modern dönemin ürünüydü. Bu işle baş etmek gerçekten zor. Onun için Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinden alınmadır. Soldaki görüntü aşı reddiyle ilgili sunuluyor, şeyle bitirmişler. Bilime güveniriz. Biz bilime ve bilimden ayrılmamak için bize yol gösteren atamıza güveniriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Bu son cümle de çok zor bir cümle ama güzel bir cümle. Sonuç cümlesi olarak yazdığım cümle.